sıkışıyoruz böyle arada. Nereye yetişeceğimizi şaşırıyoruz. Bir de diğer mesleğin olayı o kadar yeterli değil yeterli bence. Yeterli olmuyor. Yani isim zikretmek gerekirse belli başlı odalarımız var, evet. Meslek. Ki örgütlenmeleri var mükellef grubumuzun. Bizim isim o kadar, bu kadar eğitime hızlı cevap veremediler ve yeterli cevap veremediler bence. Kesinlikle arada biz tost oluyoruz diyeyim yani. Evet, arada biz sıkışıyoruz. Zaten o mevzuatı olduğu gibi anlatmalarında anlamalarını ben beklemiyorum mükellef grubumun. Evet. Çünkü çoğu çekirdekten yetişmiş bir sanayici, örneği vereyim gene benim sanayi grubum çok var. Çekirdekten yetişme mükelleflerimiz var. Bunlara direkt mevzuatı, mail atıp veya bir İTO'nun bir ticaret kanunu eğitimine katılıp bunu anlamasını beklemiyorum. Ben kendi grubum açısından söylüyorum. Dolayısıyla daha önce söylediğim gibi bunu biz özetleyerek, sadeleştirerek, anlaşılır hale getirip mailler atıyorum. Sözlü olarak oturup hadi ben sana müşavirlik yapayım diye aynen böyle bir sohbet ortamında anlatıyorum yenilikleri. Sohbet ortamında geçiyor. Yani bu şekilde özetliyoruz. Maalesef diğer kendi odalarının eksikliklerini biz tamamlamaya çalışıyoruz. Ama sıkışıyoruz. Orada sıkışmamız. Evet. Zaten ben 81 vilayetimizin 75'ini 15'e katlayan bir arkadaşımız var. 75'i 15'e katladık. Yani. Kaç kaç kez. Ve samimi söylüyorum, odanız İstanbul Serbest Muhasebeci Maliye İşler Odası Türkiye'de bir marka. Kesinlikle. Onun için sizin takip ettiğiniz kadar biz de İsmo'yu yakından takip ediyoruz. Evet, elimizden geldiğince gerçekten sizlere bir kader birliği yaparak güzel şeyleri sumaya çalışıyoruz. Yanınızdasınız. Yani, bugün de mesela sizin şu saatlerde yanınızda olmaya çalışmamız, yani sizlerle birlikte olmamız bunu bir nevi kanıtlıyoruz. Buyurun efendim. Cemil Bey, ben size sormak istiyorum. Dernek Genel Merkezinizden ne gibi beklentileriniz var? Dernek Genel Merkezimizden? Ben daha önce yönetim kurulu toplantılarımızda şunu dile getirmiştim. Yani derneğimizin bize yol haritasını çizmesi lazım. Eksiklik olarak söylemiyorum, kendi görüşüm olarak söylüyorum. Misyon ve vizyonlarının açık bir şekilde tanımlanmasını rica ediyorum genel merkezimizden. Ki biz de bunu kendi üyelerimize o yol haritasından giderek bunları göstermek istiyoruz. Yani bir eğitim mi? Mesela eğitime çok girmedi. Çünkü ismi yeterince var ve yeterince ve artık bunaldı herkes. Biz daha çok sosyal aktiviteler, kaynaşma, birleşme, mesleki dayanışma gibi şeyler yapıyoruz. Bunların daha netleştirilmesini ben istiyorum genel merkezimizden. Daha çok birlik, beraberlik, bir yol göstersin, yol haritası çizsin bize. Biz de o yolda ilerleyelim. Çünkü her şube ayrı ayrı bir takım organizasyonlarla yapıyorlar. İktisat işletme kuran var. Bu nasıl kurulur? Artısı, eksisi nedir? Yapan şubeler var çünkü Türkiye çapında bunu duyuyoruz. Biri yapıyor, öteki yapamıyor. Biri çok uç noktalara çıkıyor. Diğer şubeler daha zayıf kalıyor. Bize Üsküdar olarak yeter biraz yavaşlayın falan diyorlar yani biz değil mi? En çok tenkiti oradan alıyoruz. Yavaş gidin diyorlar. Çok hızlı gidiyorsunuz yetişemiyoruz diyorlar. Yani böyle diyen diğer şubedeki arkadaşlarımızın. Bu uçurumu biraz düşünmek lazım, dengelemek lazım. Diğer şubede işin şaka tarafı. Diğer şubelerimizin de çok büyük şeyleri var, çalışmaları var. Benim söylemem şudur. Misyon, vizyon, yol haritası. Ben burada söze girmek istiyorum. Teşekkür ederim. Şimdi aslında bizim tüzüğümüz de belli. Güncel olarak yani olarak. Tabii ki tüzüğümüz var ama. Biliyorsunuz genel merkezimiz de bir seneyi tamamladı. Onlar da bir şey aşamasında. Çok güzel şeyler yapacaklarına ben inanıyorum. Biz nedir bizim amacımız? Sosyal aktivitelerimizi sağlamak, birlik beraberliğimizi sağlamak. Mesleki olarak birbirimize destek olmak. Zaman içerisinde onların da bu yönde bizi destekleyeceklerine, yol göstereceklerine inancımız sonsuz. Peki şube olarak siz genel merkeze ne gibi destekler veriyorsunuz? Genel merkezin yapmış olduğu tüm organizasyonlarına üçgüler olarak katılıyoruz. Her zaman desteğimiz onların yanında olacağız. Hep adımız beraber devam beraber edeceğiz yani. Allah sağlık saat verdiği için yaptıkları tüm etkinlik.
saatlerde orada bir futbol turnuvamız olacak. Takımımızı oluşturduk. Şu an takımımız oluştu mu? Oluşturduk. Evet. Evet. Antrenmanlar da başladık. Ben arkadaşlardan kupa istiyorum. İnşallah. İnşallah. Yani işin esprisi. Şimdi futbolun başarısını istiyoruz. Futbol bile insanları bir araya getiriyor. Belki çok daha güzel dostluklar kuracağız. Şubeler arasında olduğu için. Ki hani başkanlar kurulu toplantısının diğer illerde olmasını ben çok tasvip ediyorum. Çok faydası diğer oluyor. Mesela İzmir'de olduğu gibi. Evet. 31 Ağustos'ta. Evet, çok faydası oluyor. Peki ben şöyle bir soru yönelteyim Cemil Bey size. Kamu gözetim kurumu oluştu. Siz meslek mensuplarına bir set koydular. 15 yıllık bir süreç koydular. Bunu niye bağırıyorsunuz? Valla bunu ben de anlayamadım. Bizim odamız da anlamış değil ki ben anlayayım. Neden bir set konuldu bilemiyorum. Yani dünya ve Avrupa standartlarında da böyle bir şey olduğunu sanmıyorum. Kaldı ki bu yeni kanunlar daha tasarı halindeyken bizim odamız bunun eğitimlerine başladı. Biz bu Türk Ticaret Kanunu, Bağımsız Denetim, Komite Eferesi gibi bunları yani yeni görmüyoruz. Daha Ticaret Kanunu tasarı halindeyken biz yıllar önce bunların eğitimini aldık. Yani bence eğitim tabii ki de olmalı ama bizim eğitimlerimizi neden yeterli görmüyor, neye dayanarak yeterli görmüyor onu anlamış da değilim. Bu kadar zorlamaya gerek yok çünkü her meslekte çürük elmayı sistem kendi ayıklayacaktır zaten otomatik olarak. Yani bu kadar zor şartları şey yaparak, zorlayarak bilmiyorum nereye varılacak ama bu kaliteyi bu şekilde yakalayabileceklerine inanmıyorum ben. Kalite sistem kendi kendini oturtacaktır, kalite o çürük elmayı ayıklayacaktır. Bu işi bilmeyen zaten bu işe giremeyecek. Zaten herkes bu işe gireceğim diye soyunmuyor. Evet. Set neden oluşturulur onu bilemiyorum. Kafamda kendimce tabii bir takım yorumlarım var ama biz bunu da aşarız. Eğitim şart konulursa onları da aşarız. Neleri aşmadık da geldik buralara kadar. Her şeyi aşarız, o seti de aşarız. Ben ona inanıyorum. Aslında ülkeye konulan bir set. Çünkü ülke ekonomisiyle ilgili bir konu bu. Şirketlerin şeffaf olması gerektiği düşünülerek yola çıkılan TTK'da maalesef o önü kesilmiş durumda. Bu set dediğim gibi ülke ekonomisine de bir set. Yani 85 bin tane mali müşavir var. Şimdi evet. Sedar'ın oraya giriş yapsın hemen tamam, çünkü. Tamam giriş yapsın. Buyurun Sedar. Ben aslında şey sormak istiyorum. 85 bin meslek mensubu var. Peki Türkiye'de denetim işini sizce kim yapmalı? Yani 85'in meslek yani mensubu... Ya zaten hepsi yapması mümkün değil. Türkiye'de denetleyecek, şu anda denetlenecek firma sayısı da çok az zaten. Kademeli kademeli geçeceğini düşünüyorum. Yani mali müşavirler yapmalı. Yani mali müşavir yapmalı zaten. Yani bunun eğitimini evet, alan, yani buna emek veren, gecesini gündüzüne veren en basitinden... Yani biz 16 yaşımızda başladık, emekleyerek başladık yani. Her şeyimizi verdik bu mesleğe. Bu meslek sadece bizim... Hani Türkiye'de öyle bir şey var. Mesleğimiz bizim nasıl söyleyeyim, hayatımızın içine giriyor. Bunu Avrupa'da göremezsiniz. Biz mesleğimizle özleşmiş durumdayız. Emek veriyoruz, zaman harcıyoruz. Birçok şeyden fedakarlıkta bulunuyoruz. Bunu bizim yapmamız lazım. Meslek mensubunun yapması lazım. 85 bin kişi tabii yapmayacak. Bunu yapanlar olacak, yapmayanlar olacak. Çünkü yani herkes yapmaya kalksa kim defter tutacak? Yani bu bir paylaşım. Ben bu işi iyi yapıyorum dersin. Meslek mensubu yapacak. Ama bunu daha çok kurumsal firmalar yapacak. O yüzden meslek mensubunun kurumsallaşması gerekiyor. Şimdi dönüp dolaşıp buraya geliyoruz. Bunu başardığımız zaman çok daha iyi olacağına inanıyorum. Peki ben genelde şöyle bir soru yaratmak istiyorum. Çok kısa sürede çok güzel etkinlikler yaptınız. Gerçekten meslek mensuplarını bir araya getirdiniz, bir kaynaşma sağladınız. Evet. Ve biz bir basın gözüyle izliyoruz. İmkanlarımız aynı da katılarak sizleri yakın takip almaya çalışıyoruz. Teşekkür ederim.
Peki gelecekteki projeleriniz nelerdir? Lütfen bilgi verir misiniz? Şöyle bir parantez açayım. Tabii bu bir senelik çalışmamızın öncesi var Üsküdar'dan. İşte 2007'de Şahin Bey'in başkanlığıyla başlayan, Mahmut Bey'le devam eden ve bayrağı biz devraldık. Onların emekleri Üsküdar'ı bu noktaya getirdik. Biz biraz daha üstüne bir şeyler katarak yolumuza devam etmeye çalıştık. Üzerimizde projelerimiz var. Türk Sanat Müziği Koro çalışmalarımız başladı. İnşallah Ocak ayında da Mayıs ayında da bir konserimiz olacak. İki konser planlıyoruz. İki konser verdik sadece. Evet, iki konser planlıyoruz. Belki üçüncü bir konserde yapabiliriz. Yani bir sürpriz olabilir. Geçen dönemlerde de yaptık. Mali müşavir Zafer Yılmaz bize diksiyon, beden dili konusunda eğitim verdi ki meslek mensubum için çok önemli bir şey. Çok katılmak isteyen var. Evet, bu dönemde ona devam edeceğiz. Her ay ücretsiz olarak bu eğitimler devam edecek. Futbol turnuvasına katılıyoruz. İşte şubeler arası futbol takımımızı oluşturduk. Onun dışında fotoğrafçılık konusunda bir çalışmamız olacak. Amatörce fotoğrafçılık çalışması yapacağız. Belki Mayıs'ta da bir sergi açacağız. Mali müşavirlerden oluşan. Sen çekimine başlamadın. Yok. Sizin yeriniz her zaman daha iyidir. Onda bir şey yok. Çünkü talep var. Hani meraklı arkadaşlarımız var. Mali müşavir. Ben de onlardan. İnşallah hani onun sonunda da güzel bir sergi açmayı planlıyoruz. Ayda bir forumlarımız oldu. Forumlarımız şöyle, bu sene biraz daha değişeceğiz. Bu sene siz söyleyin, ihtiyaç daha fazla. Belki 15'te bir söyleşi şeklinde, o işin uzmanlarına getirip yine ücretsiz bir şekilde söyleşi, soru cevap şeklinde, mesela TTK ile ilgili olsun, borçlar kanunu olsun, sosyal sigortalarla ilgili olsun. Her ay dediğim gibi ya 15'te bir ya ayda bir böyle söyleşilerimiz olacak. Bültenimiz var. E-bülten olarak Ekim ayından beri yayınlıyoruz. Bir senedir yayınlıyoruz. Ona devam edeceğiz. İnşallah geliştirerek devam edeceğiz. Başka aklıma gelen şu anda bunlar. Çocuk tiyatrosu yaptık. Yapacaklarımız var. Bir de şöyle bir şey var. Beslenme ve diyetik uzmanı, daha doğrusu diyetisyen Şebnem Kandıralı. Meslek mensuplarının sağlıklı beslenme konusunda burada bir destek vereceğiz meslek mensubu arkadaşlarımıza. Böyle projelerimiz var. Peki bu kadar güzel etkinlikler yapmaya çalışıyorsunuz ve yapıyorsunuz. Kaynağı nereden buluyorsunuz? Gücümü kanka. Biz de sizden tam borç isteyecekler. Valla güzel karşılıyoruz bir şekilde. Aidatları toplamaya çalışıyoruz. İş dinamiklerimiz var. Bağış veren arkadaşlarımız var. O şekilde borçsuz bir şekilde devam etmeye çalışıyoruz. Ne güzel, teşekkür ediyorum. Ben şey sormak istiyorum. Denetim için sınav konusu var Türkiye'de. Dünya standartlarını yakalayabiliyor mu Türkiye ya da yakalaması için yakalayamıyorsa neler yapması gerekiyor? Vallahi şimdi bu TÜMAP'ın Türkiye genelinde verdiği eğitim, 100 saatlik eğitim ki 30 bin kişiye geldi herhalde. Dünya çapında yok böyle bir eğitim. O yüzden yakalamışızdır diye düşünüyorum ki devamlı irtibat halindeler. Bence yeterli yani aldığımız eğitim. Tabii şöyle bir şey var, aldığınız eğitimi siz değerlendirebiliyorsanız sizin için iyi olur. Çünkü bizler bir şeyler katmalıyız. Yani kimse önümüze böyle hazır taba koymaz. Hayat böyle zaten, şartlar böyle. Hiçbir şeyi biz önümüze hazır bulamayız. O yüzden biz aldığımız bilgileri tecrübelerimizle geliştireceğiz. Bizim bu konuda şeyimiz var zaten. Altyapımız var, beceriye sahibiz. Yani mali müşavirlik kolay bir meslek değil, akıl gerektiren bir meslek. O yüzden burada yaparız. Peki bir de eğitim işinin üniversitelere verilmesi konusu var. Ona ne sorayım? Valla bu denetim meslek mensubu yapacaksa ki bunu yapması lazım. Bu eğitimde meslek örgütü vermesi gerekiyor.